Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Şahinceli Muhtar Adayı Aykut Şimşek bizlerle birlikte olacak. 31 Mart yerel seçimlere giderken sahadaki mesaisini konuşacağız, projelerini değerlendireceğiz ama öncesinde o yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş buldum, sağ olun. Tabii pek çok sorum olacak 31 Mart yerel seçimler evet. kapsamında ama önce sizi tanıyalım istiyorum. Aykut Şimşek kimdir? Öncelikle Altaş TV ailesine davetinden dolayı teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı adaylarımıza ve muhtar adaylarımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Evet, şimdi sizi tanıyalım. Kendinizden bahsedin biraz. 1986 Ordu doğumluyum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Mahallemizde yaklaşık 10 yıla yaklaşık burada esnaflık yapıyorum. Tam muhtarlığın karşısında köşedeyim. Mana ve balık işiyle uğraşıyorum. Mahallemizin bildiği üzere mahallemizin sürekli buradan geçip insanlarla sürekli diyalog halinde olduğumuz bir bölge. Mahallemizin de ister istemez burada bütün sorunlarını görerek, insanlardan dinleyerek ve onlarla sürekli istişare halinde olarak burada esnaflık görevimizi yerine getiriyoruz. Şimdi tabii uzun yıllardır esnaf olduğunuzu söylediniz. Vatandaşlarla evet. sürekli iç içesiniz, konu hakkında konuşuyorsunuz, mahallenizi konuşuyorsunuz ama evet. ilk şunu sormak istiyorum. Muhtar adayı olma fikri nereden çıktı? Muhtar adayı olma fikrimiz mahallemizde tanınıyoruz. Mahallemizde artık genç bir muhtara ihtiyacı olduğunu, bizim de bu konuda esnaf olduğumuzu ve hayat tecrübesi olduğumuzu İnsanlar tarafından dile getirmesi, bizim bu işi yapabilecek olmamızı ve vizyonumuzun olmasını söylediler. Biz de onların bu isteklerini kırmadık. Mahallemizin ileri gelen büyükleriyle konuşarak, istişare ederek, onların da görüşünü alarak bu yola baş koyduk. Bu yola çıktık. Hayırlısıyla bu yolda da başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Evet, kısa bir süre kaldı tabii bu süreçte evet. sizlere kolaylıklar diliyoruz ama bir de şunu soracağım. Çevrenin tepkisi nasıl oldu? Eşinizin, dostunuzun, akrabanızın ilk muhtar adayı olduğunuzu açıkladığınızda tepkiler nasıl geldi size? Ya biz zaten bunun çalışmasını daha önceden yapmıştık. Söylemiştik arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza. Böyle bir davaya da çıktığımızda onlar da bunu çok hoş bir şekilde karşıladı. Bizim yanımızda olduklarını her fırsatta dile getirdiler. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz inşallah. Evet. Şimdi 31 Mart yerel seçimleri az bir süre kaldı dedik ama bundan öncesinde de aslında uzun bir süreyi geride bıraktık. Peki seçim ziyaretleri kapsamında neler yaptınız bugüne kadar? Seçim ziyaretleri kapsamımızda şöyle bir şey. Elimizden geldiği kadar Şahıncılı Mahallesi, halkımızı ziyarette bulunduk, iş yerlerimizi ziyarette bulunduk. İnsanlarımızın bize karşı talepleri ve istekleri oldu. Mevcut muhtarların, mevcut muhtarın sadece seçimden seçime değil de insanların sürekli yanlarında olmalarını istediklerini bize dile getirdiler. Çünkü insanlarımız artık muhtarların aktif olmasını istiyor. İnsanlarla iç içe olmasını istiyor. Sadece seçimden seçime değil de sürekli halkının yanında olmasını istiyor. Yani muhatap alabileceği birini karşısında görmek istiyor yani vatandaş. Kesinlikle. Yani orada oturmak değil de sürekli insanların dertlerini, sorunlarını, sıkıntılarını dinlenmesini istiyor insanlarımız. Artık bir ilgi alaka bekliyor. Bunu evet. da biz yapabileceğimize inanıyoruz. Son birkaç günde kaldı. Peki bundan sonraki süreçte neler yapacaksınız? Hane ziyareti mi sürdüreceksiniz? Esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret edeceksiniz iş yerlerinde? Biz zaten gündüz iftar Ramazan vakti olduğu için saat 12-1'e kadar böyle bir fırsatımız olmuyor.
İnsanlar evinde rahatsız etmek istemiyoruz kesinlikle. Hı hı. Saat 1'den sonra kapı kapı çalıyoruz. Halkımızı ziyaret ediyoruz. Çok güzel de tepkiler alıyoruz. Genç bir muhtar adayının olmasını artık istiyor mahallemiz. Çalışmak, onlara mahallemiz için bir şeyler yapabilmek, onlara bir şeyler gösterebilmek tabii ki biz de onu hayal ediyoruz. Mahallemizin bütün sıkıntılarını dinliyoruz. Bu sıkıntıları da çözmek için ekibimizi ona göre kurduk. Elimizden geleni mahallemiz için yapacağız. Ekip arkadaşlarınızda soracağım ama şimdi ziyaretlerinizde vatandaşların Şahinceli Mahallesi özelinde sizlere talepleri neler oluyor? Neleri eksiksiz de gezdiğinizde? Ya evet, Şahinceli Mahallesi'nde şunlar şunlar eksik dediğiniz hangi noktalar var? Ya Şahinceli Mahallesi'nde şöyle söyleyeyim. Kalabalık bir mahallede. Evet. 35 bine yakın bir nüfusu olan 21 bin oy kullanacak vatandaşımızın olduğu bir mahallemiz Şahinceli Mahallesi. Çok büyük mahalle. Gelişimde olan bir mahalle. Tabii ki mahallemizde sıkıntılar, sorunlar var mı? Var. Bunları da zamanla çözüme ulaştıracağız. Ekibimiz olarak zaten bunların hepsini not ettik. Projelerimiz de var. Bunları mahallemiz için elimizden geldiği kadar bütün mücadelemizi vereceğimizi onlar bizden daha iyi biliyorlar. Çünkü biz onlara bunu gösterdik. Evet. Çalışmalarımızla gösterdik. Yakınlığımızla gösterdik. Sürekli her meclisinde, her toplumunda onların yanında olarak biz bunu gösterdiğimizi düşünüyoruz. Peki ekip arkadaşlarınızla not ettiğiniz sorunlara bakacak olursak satır başlıklarında neler var? Satır başlıklarında mahallemizin bir semt pazarına ihtiyacımız var. Biz de pazardan geldiğimiz için yani bizim geçmişimiz evet kesinlikle pazardan geldiğimiz için burada kesinlikle bizim mahallemizin semt pazarına ihtiyacı var. Çünkü bizim halkımız pazardan alışveriş yapmayı seviyor. Bir de millet olarak biraz daha bereketli olduğuna inanırız evet. Pazardan alışverişe. Şimdi köylü ürünlerinin de çok olduğu, mesela pazar yerine gittiği zaman insanlar köylü ürünlerini de bulabiliyor. İstediği ürünleri istediği şekilde, istediği evet. fiyatlara yani alabiliyor. O yüzden bir semt pazarı kesinlikle Şahincili Mahallesi'nde olması gerekiyor. Peki diğer eksiklikler neler gözünüzde? Diğer eksiklikler mahallemizde girişlerinde, çıkışlarında trafikle alakalı sorunlarımız var. Onları çözmeye çalışacağız. Özellikle 518 Noğlu sokağımızda girişlerinde ve çıkışlarında gerçekten sabahleyin özellikle çok büyük sıkıntı oluyor. Trafik sıkıntısı. Oranın çözümü için elimizden geleni yapacağız. Orayı not aldık. Projelerimiz arasında var. Bir de mahallenin içerisinde hem bir devlet hastanesi hem bir özel hastane var. Bu da tabii bir iki kat yoğunluğa evet. sebep oluyor trafikte evet. de. Peki bunlarla ilgili çözüm noktasında neler yapacaksınız? Onlarla ilgili çözüm noktasında zaten projelerimiz arasında var. Biz onları gereken büyüklerimize, gereken mercilere ileteceğiz. Gerekenin yapılmasını isteyeceğiz. Bunu zaten biz not aldık. O konu hakkında gerekeni yapacağımıza inanıyorum. Şimdi seçim vaatlerinize gelelim o halde, projelerinize. Şöyle sayacak olursak neler yapacaksınız seçilmeniz halinde? Semt pazarını söylemiştik. Ben 20 yılı aşkın futbol kariyerim var. Futbol oynadım. Ordu'nun çeşitli takımlarında oynadım. Dışarıda da oynama fırsatım da oldu. Biz göreve gelmemiz dahilinde bir futbol kulübü mahallemize kazandırmayı düşünüyorum. Çünkü mahallemizin gençlerinin buna çok ihtiyacı var. Mahallemizde gençleri toplayıp onları bir araya getirip onları sosyalleştirmeye ihtiyacımız var. Böyle bir projemiz var. İnşallah geldiğimizde bunu da yapacağımıza inanıyorum. Evet. Projeleriniz arasında farklı yine projeler var mı? Onları da deneyelim evet. sizden sırasıyla. Yeşil alanlarımız var mahallemizde çokça. Biz vatandaşlarımızla görüştüğümüzde, ev ziyaretlerinde görüştüğümüzde bu alanlara genelde biliyorsunuz çocuklarımız bizim için çok değerli. Çocuk parkı istekleri var. Biz bunları projemiz altına aldık. Bunları en kısa sürede
Allah izin verirse muhtar olursak bu çocuk parklarını mahallemize kazandıracağız. Evet. Yeni proje var mı farklı? Evet, var. Mahallemizde şu anda gelişimde olduğu için büyük AVM'ler var. Büyük iş yerleri sürekli açılmaya başladı. Ve mahallemiz gerçekten çok büyümeye başladı. Şahancili Mahallesi, ordumuzun en büyük mahallesi. Burada bir ATM sorunumuz var bizim. Bunu çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Bir banka şubemiz gelebilir. Onu çözüme ulaştıracağız. Ondan sonra postanemiz yok. Mahallemizde bir postane şubesi olabilir. Halkımızın isteği bu. Çünkü sağlık ocaklarımız, aile hekimliğimiz var ama nüfus kalabalığından dolayı yetersiz kalıyor. Bunun için bir mahallemize bir sağlık ocağı getirilebilir. Bunun çözümüne ulaştıracağız Allah izin verirse. Projelerimiz arasında var. Gerekli yerlerle de görüşmelerimizi yaptık bu konu hakkında. ATM, banka konusunda, postane konusunda da gerekli görüşmeleri yaptık. Evet. Yani bir ön görüşme yaptık. Muhtar olduğumuz dahilinde Allah izin verirse onları hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet. Yeni bir proje var mı yine? Var. Evet, alalım onu. Mahallemizin sıkıntısı olan hayvanları, mahallemizle alakalı sokak hayvanları var. Onlarla da alakalı bir projemiz olacak tabii ki. Hayvanları çok seviyoruz. Hepimiz illaki evimizde bir hayvan bakıyoruz. En kötü ihtimal bir kuş oluyor, balık oluyor, kedi, köpek. Hepimizin evinde hemen hemen vardır yani bu. Hayvanları çok seviyoruz ama çocuklarımız da sabahleyin okula giderken çok rahatsız ediyorlar. Yani bunu da vatandaşımızdan sürekli dinliyoruz. Biz bunu da yani köpekler için, kediler için, kedi evleri, köpek evleri bunun da projesi var bizde. Aynı zamanda onların yiyecek ihtiyacını evet. karşılama, barınmanın yanı sıra. Evet, kesinlikle. Evet. Bir diğer projeniz nedir? Bir diğer projemiz ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Bunlar için her ay düzenli olarak gerekirse biz kendimiz, gerekirse mahallemizin ileri gelen iş adamlarından aldığımız yardımlarla bu insanlara her ay düzenli bir şekilde yardım yapmayı düşünüyoruz biz. Yani gerçekten mahallemizde çok ihtiyacı olan insanlar var. Gerçek anlamda ihtiyacı olan insanlar var. Biz onlara kesinlikle yardımcı olmayı düşünüyoruz. Evet. Projelerimiz arasında bu da var. Projelerle devam mı ediyoruz peki şimdi? Projelerle devam etmeyelim. Bu kadar tamam. yeterli diye düşünüyorum. Tabii ki var yine de bizim kafamızda düşündüğümüz ufak tefek yapacağımız işlerimiz var. Onları da inşallah muhtar olduğumuzda dile getiririz, yapmaya çalışırız. Evet. Yapacağımıza da inanıyoruz. Ya çünkü bu iş ilgiyle, alakayla, yani istemeyle olan bir şey. Biz de mahallemizin halkı için bu alanda savaşacağız. Elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Yani mücadele olmadan, istemeden hiçbir şey olmuyor. Evet. İlk önce azimli olacağız, çalışacağız yani. Şimdi muhtarlar hep biliriz ki demokrasinin en küçük birimi, en değerli evet. taşlarından bir tanesi. Bunu hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dönem dönem sözlerine ekleyerek söyler. Hatta muhtarlarla Ankara'da da bir araya gelir dönem dönem. Peki siz seçilmeniz halinde işte şehrin dinamikleriyle, belediyeleriyle, işte milletvekilleriyle, siyasileriyle, bürokratlarıyla görüşmelerinizi sürdürüp hizmetler noktasında neler yapacaksınız? Bizim tabii ki belediye başkanlarımız olsun, vekillerimiz olsun, bizim hepsinden desteğimizi her anlamda isteyebilecek potansiyelimiz, onlarla görüşebilecek vizyonumuz, ekibimizle, kendimle alakalı kesinlikle mahallemiz adına her şey konuşulacak, her şey gidip istenilecek. Mahallemiz için yapılması gereken ne varsa bunları biz yapmak için mücadelemizi tabii ki vereceğiz. İsteyeceğiz çünkü onlar bizim büyüklerimiz, biz muhtar olarak
bir isteğimiz, bir arzumuz, bir sıkıntımız olduğu zaman onların kapısını her zaman çalacağız tabii Halkla ki. Halkla bir köprü görevi göreceksiniz kesinlikle, onlar arasında. Kesinlikle. Halkımızdan aldığımız talepleri, yapabileceğimiz, bizim muhtar olarak yapabileceğimiz gücümüz neye yetiyorsa biz mahallemiz için vermeye hazırız. Ve onlar için de belediye başkanlarımız olur, vekillerimiz olur. Onların yanına, onların kapısını her zaman çalmaya biz hazırız. Evet. Şimdi ekip arkadaşlarınız da var, azalarınız da var. Azalarınızı neye göre seçtiniz? Hangi kriterler öncülüğünde seçtiniz? Azalarımızı önce adaletli, dürüst, karakterli, mahallemizde esnaf olan ve mahallemizde bir geçmişi olan kişilerden seçtik. Arkadaşlarımla çalışmaktan gerçekten şöyle söyleyeyim, çok karakterli oldukları için hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hiçbir zaman benden desteklerini esirgemediler. Her zaman yanımda oldular. Gerçekten böyle bir ekiple çalışmak her muhtara nasip olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bir aile gibi olduk biz. Allah izin verirse de 31 Mart seçimlerinde muhtar olursak hep beraber mahallemiz için elimizden gelen bütün yardımı, desteği, çalışmayı yapacağımıza mahallemiz adına buradan söz verebilirim. Şöyle peki siz baktığınızda, hani dışarıdan bir göz olarak baktığınızda bir muhtar hangi özelliklere sahip olmalı? Bir muhtar neler yapabiliyor olmalı? Ya bir muhtar öncelikle mahallenin bütün sorunlarını bilmesi gerekiyor bence. Mahallenin bütün sorunlarını dinlemesi gerekiyor. Mahallede ne oluyor, ne bitiyor, bunun çözümünü en kısa zamanda yani çözüp mahallemizi refaha kavuşturması gerekiyor. Biz bunları yapacağımıza inanıyorum. Zaten mahallemizde esnafız. Mahallemizdeki sorunları, sıkıntıları hemen hemen biliyoruz. Çünkü bir belirli bir süreç vardı bizim önümüzde. Yani biz 10 aylık, 11 aylık bir süreç içerisinde mahallede ne var, ne yok, nerede ne eksik var, nerede ne sorun var, bize sorun çıkaracak veya biz hangi sorunu çözebiliriz. Bunları hep gezdik, dolaştık, gördük ekibimizle birlikte. Bu yola çıktık zaten. Bu yolda da başarılı olmak için bu sorunları, sıkıntıları çözmemiz gerekiyor. Şu an Şahincili için kaç aday birlikte yarışıyorsunuz? 9 adayımız var şu anda. Evet. Peki son yıllarda bu adaylık sayısının fazla olmasında sizce muhtarların da asgari ücrete tabi olmasının bir şeyi var mı acaba? Etkisi var mı sizin gözünüzde? Vallahi benim için yok. Ama diğer muhtar adaylar için yorum yapamam. Evet. O konu hakkında artık... Şimdi son güne kadar muhtarlar adaylıklarını açıklayabiliyorlar. Hatta evet, son bir saat kalsa dahi açıklayabiliyorlar. Tabii. Hatta bunu dönem dönem maalesef ki oy bölmek amacıyla da yapabiliyorlar. Evet. Herhangi bir YSK'ya başvuru yapılmadığı, belli bir süresi olmadığı için. Bu aynı şey belediye başkanları adayları için geçerli değil. Peki sizce muhtarlar da YSK'ya başvuru yaparak belli bir sürece kadar adaylıklarını duyurmalı mı? Nasıl bir süreç izlenmeli bunun için? Tabii ki böyle bir şey olursa çok iyi olur. Çünkü dediğiniz gibi az önce son bir saat kala bile adaylıklarını koyabiliyorlar. Bu da bir art niyet oluyor aslında. Ya böyle bir sürecin olması tabii ki iyi olur. Yani YSK'ya en azından bir başvuru gelmesi, belli tarihler arasını yani kapsaması gerekiyor. Kesinlikle bu başvuru tarihinin ve sonlandırma tarihinin kesinlikle konulması gerektiğini ben düşünüyorum. Peki seçmenlerinize seslenecek olursanız buradan neler söylemek istersiniz? Şimdi biz genç bir birey olarak ekibimizle birlikte bu yola çıktık. Ekibimle gerçekten... Şöyle bakalım isterseniz kaldırabilirsiniz. Ekibimizle ekip gerçekten da. Çok evet, karakterli, çok düzgün, gerçekten bu işi yapabilecek insanlardan seçtiğimizi söylemiştim. Ekibimizle birlikte biz bu göreve hazırız. Mahallemiz bize bu görevi verdiği sürece biz de mahallemiz için elimizden gelen her şeyi yapabileceğimize ve elimizden gelen her türlü zorluğa karşı da bu mücadeleyi verebileceğimizi bilsinler. Genciz, çalışmak istiyoruz, azimliyiz,
Bunu mahalle halkımıza biz bunu gösterdik. İnşallah yerel seçimlerde de mahallemize muhtar olarak bunu taşlandıracağız. Bizi desteklemelerini istiyorum. Evet. Şimdi tabii az önce projelerinizden de bahsettiniz. 7'den 70'e pek çok insanı kapsayabilen projeler. İşte futbol sahasından tutun da yeşil alanlara varana kadar ya da işte bir semt pazarına varana kadar. Bu projeler noktasında vatandaşlara neler söyleyeceksiniz? Projeler konusunda biz bunları zaten araştırdık. Mahallemizin eksikleri olduğunu bunları bilerek, ekibimle birlikte çalışarak biz bu projeleri hazırladık. Bunların da hayata geçirilmesi bence çok basit. Basit şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani biz muhtar olarak çok zor şartlar altına girme şansımız yok. Yapabileceğimiz semt pazarı yapılabilir. Yani mahallemizin ihtiyacı var. Bir ATM'ye mahallemizin ihtiyacı var. Yapılabilir. Bir postane şubesi gelebilir. Yani bunlar yapılabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Mahallemiz içinde bu doğrultuda projelerimizi hazırladık. İnşallah o günün şartlarında yapabileceğimiz, bu konu hakkında isteyebileceğimiz şeyler olursa da bunları en güzel şekilde yapacağımızı düşünüyorum ben. Şimdi projeleriniz arasında yer alan semt pazarı ile ilgili konuşacağım. Şimdi kalabalık bir mahalleden bahsediyoruz, yoğunluk var. Peki semt pazarının kurulabileceği bir alanınız var mı? Kafanızda belirlediğiniz, evet buraya yapılabilir dediğiniz bir yer. Mahallemizde yeşil alanımız var. Büyük yeşil alanlarımız da var. Biz projelerini yaptık, gittik, yerinde inceledik. Mahallemizde yapılacak yerimiz var. Bunu da yeri geldiği zaman... İnşallah muhtar olursak isteyeceğiz, talepte bulunacağız tabii ki. Evet. Bizler 31 Mart yerel seçimlere giderken sizlere bu süreçte kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, yayınımızın da son ederim. Dakikasına geldik. Son cümlelerinizi alayım. Mahallemiz, mahalle halkımızın bizi desteklemesini istiyoruz. Gençlere bu konuda artık muhtarlık konusunda gençlere bir öncü olmalarını istiyoruz. Gençlerin bu işi yapabileceklerini onlara göstermek istiyoruz. Mahalle halkımızın desteklerini bekliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.